Değerli Marisa TV izleyenleri, Sağlıklı Günler Programı'na her hafta olduğu gibi tekrar karşınızdayız. Mutlu haftalar, sağlıklı günler dileyelim öncelikle. Evet, haftanın ilk günüyle bugün aslında meme kanserini konuşacağız Sağlıklı Günler Programı'nda. Meme kanserinin genetik yatkınlıklarından bahsedeceğiz. Tedavi yöntemlerini konuşacağız, korunma yöntemlerini konuşacağız. Tabii konunun uzmanı bizlerle birlikte olacak canlı yayın bağlantısıyla. Evet, operatör doktor, genel cerrah uzmanı, operatör doktor Cüneyt Tuğrul bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok iyiyiz. Yoğun bir günün sonunda. Öyle, öyle hocam. İnşallah tabii yoğunluktan dolayı sizi stüdyomuzda ağırlayamadık ama ilerleyen günlerde müsait olduğunuz bir durumda stüdyomuzda da görmeyi çok isteriz İnşallah, sizi. İnşallah, keyifle efendim. Cüneyt Bey, bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız. Meme kanserini ele alacağız. Kadınlarımızın maalesef en çok başında olan, yani her 8 kadından bir tanesinin başına gelebilecek bir olayı sizlerle masaya yatıracağız. Meme kanseri çok, dediğim gibi, çok önemli. Meme kanseri nedir diye ben size öncelikle sormak istiyorum. Valla meme kanseri ilginç ama aslında bir ter bezi olan memenin zaman içinde kanserleşilebilir hastalığıdır. Ben insanlara ne olur stresli olmayın der dururum. Bunun sebebi de aslında kanalların içinde sanki bir annelik duygusuyla süt verirmişçesine hayatı yaşayan aşırı duygusal, aşırı verici kadının başına gelen bir problemdir. Mekanizmasını da anlatalım derseniz, memenin şöyle kanal ve bez yapıları var. Bunlara mikroskopik bakarsak gördüğünüz gibi üzüm salkımı gibiler. Evet. Ama işte stresler bunu bulunduğu yerden ödemli hale getiriyor. Eğer bu stres devam da ederse yavaş yavaş hastalıkları meydana getiriyor ki bizim adenozis dediğimiz artık memedeki deformasyonlara geliyor. Bunlar da aslında kanalın içinde şöyle görünüyorlar. Çünkü sütler mikroskopik kanallarda toplanıyorlar. Evet. Eğer kişi kendisine iyi davranmayı tercih etmez, inatla aynı hataları yaparsa, bu aynen hani trafikte arabayı sürekli kötü kullanmak gibi, sağını solunu çarpmak gibi, sonuçta buradaki beden kendini iyileştirmeye çalışırken atipik hücreler üretir ve yavaş yavaş kanserojen hücrelere doğru gideriz ki biz bunlara meme kanseri diyoruz. Aslında her doku 3 aşağı 5 yukarı öyle olur. Bu dediğim stresi mide için yaratırsanız, sürekli asitli gıdalar alır ya da kendi stresinizle sürekli asit salgılarsanız da mide kanseriyle karşılaşabilirsiniz. Gibi 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 bütün hastalıklar için benzer bir kanser oluşum mekanizması var. Evet. Hocam, peki az önce de belirttiğimiz gibi meme kanseri gerçekten birçok kadının başına gelebilecek bir olay, fakat nedenlerini araştırdığımızda aslında konunun konumuzun başlığına da gelmiş oluyoruz böylelikle. Genetik yatkınlıkların olduğunu dair bilgiler var elimizde. Yani bilimsel olarak açıklanmış veriler tabii bunlar, ama gerçekten diğer kanser türlerinde olduğu gibi veyahut diğer hastalıklarda olduğu gibi genetik yatkınlık ne derece önemli meme kanseri için? Ya öncelikle en önemli genetik faktör kişinin bir kadın olması. Kadın olmak da genetik, biliyorsun. Tabii ki. Erkeklerde 1000 kişide bir kişi de görülürken kadınlarda 7 kişiden bir kişi de görülür. Evet. Onun için kadınlara yönelik bir hastalık. Bir kere öyle bir genetik yatkınlığımız var. İkincisi, ailevi genetik yatkınlıklarımız var ki eğer ailede varsa ve özellikle bazı genler saptanabilirse maalesef o kişide de çıkabilme şansı %80-85'lere kadar yükselebiliyor ki biliyorsun dünyada Angelina Jolie etkisi diye bir şey var. Herkes bir hastalığı onun sayesinde tanıdı. Meme kanserinden korunabileceğini bilmiyorduk çünkü daha önce. Daha doğrusu biz biliyorduk da toplum olarak bilmiyorduk. Evet. Onu öğrenme şansları oldu. Bu arada da bu sırada bak genetikte varmış çıktı. Şimdi normalde meme kanserinin %12'si genetik. Yani 100 vakadan ancak 12'sinde genetik bir altyapı buluyoruz ama maalesef hastaların birçoğu ilk genetik kırılmanın başlangıcı olduğu için birçoğu ya ailemde yok, bende de bir şey yok, benim de korkmama gerek yok zannedip
nesiller boyu tetiklenmeden gelen bir genetik kodun aile içindeki hani anne ve babanın bir araya gelmesiyle o genin daha etkin hale gelmesi problemiyle karşılaşabiliyorlar. Bu bir. Ama ikincisi, ben genetiğe birazcık da bütünsel bakışla bakmayı seven hekimlerden bir tanesiyim. O da şöyle, eğer evde birçok güzel biblonuz var değil mi? Evet. Bibloları çocuklara oyuncak olsun diye koyuyor musunuz? Yoksa onlar, aa bunlar çok hassas, kırılır, değerli deyip iyi bir yere mi kaldırıyorsunuz? Yani tabii ki de hani eğer gerçekten çok önemsiyorsam biblolarımı kaldırırım mutlaka. İnsan bedeninde böyle işte. Evet. Çünkü kendini önemsiyorsan oradaki genetik kodun aktif bile olsa evet oralardan çok travma geçirmene gerek olmayabiliyor. Ama eğer koruyamıyorsan evet oralardan korkmak lazım. Her türlü genetik travmayla karşılaşabilirsin. Çünkü sonuçta değersizmiş gibi hareket ettiğin her şeye öyle ya da böyle bir bedel ödemeyeceğini kimse bilemez. Evet değerli hocam. Peki meme kanserinin nedenini tam olarak sıralayacak olursak, elbette ki stres faktörü, sinir stres özellikle kadınlarımızda olduğu müddetçe bu stresin altında kalmak elbette ki herhangi bir kanser türünü tetikleyebilir. Fakat ama tam olarak nedenlerini sıralayacak olursak meme kanseri ile ilgili, yani herhangi bir sütyen kullanımı olsun veyahut havasız kalma durumu olsun, genetik faktörleri bir kenara bırakıyorum hocam. Başka bir neden var mıdır peki bununla ilgili? Risk faktörleri. Evet, risk faktörlerini sordum hocam. 6-7 tane çok temel risk faktörümüz var. Bunlardan ciddi bir grup radyasyon üzerine kurgulu, bir grup da östrojen hormonu üstüne kurulu. Çünkü bedenin bir östrojen salgı kapasitesi var ki beynin hipofiz adı verilen şöyle bir alanı var. Ve bu aşağıda gördüğünüz tiroid bezinden, böbrek üstü bezinden, erkekteki er bezlerinden kadındaki yumurtalıklara, memeye, kemik gücüne, kasa, pankreasa, şekere, deriye, saçların yapısına, her şeye karışan bir bez. Eğer vücudunuzda bir polikistik over veya östrojenin gereğinden fazla çok yüksek salınımı varsa evet bu bir meme kanseri risk faktörüdür. Ya da işte kişi aşırı kilolu, menopozdan sonra bu kilo yumurtalık gibi oradaki yağlar hormon üretici olarak görev görür ve evet kanser riskini arttırır. Stres, biraz evvel dediğiniz stres, hipofiz bezinden gereğinden fazla hormon salgısı meydana getirerek birebir arttırır. Stres çünkü birçok yerde devreye giriyor, direnci kırıyor ama aynı zamanda bunu arttırabiliyor. Kötü beslenme metotları ya da dışarıdan östrojen alma yine aynı şekilde meme kanseri için bir risk faktörü. Dışarıdan östrojen almada ne oluyor? Bir, doğum kontrol hapları. Bunların çok fazla miktarda kanser geliştirdiği gösterilmemiş. Ama hiç geliştirmediği de gösterilmemiş. Onun için belli bir riski olduğu bilinmeli. Ama menopoz sonrası kullanılabilecek hormonların evet meme kanseri geliştirmesi yönünden bir riski vardır diye kabul ediyoruz. Özellikle doğal hormonların, çünkü kadının kendi hormonuna benzer olmaları daha yüksek etkinlik meydana getiriyor. Ne kadar çok etkinlik, memede o kadar büyük travma meydana getiriyor. Peki hocam, şu özür dilerim, sözünüzü bölüyorum. Buyurun devam edin. Yok, dinliyorum. Menopoz konusuna gelecektim fakat benim şimdi aklıma şu soru geldi. Herhangi bir kadın menopoz sonrasında kullanabileceği östrojen hormonu, yani dışarıdan takviye dediğimiz tamamen yapay bir ilaçla veyahut hormon tedavisiyle hormon tedavisine başladıysa, yani bu ilacı, östrojeni, bu hormonu dışarıdan alıyorsa vücut, meme kanserini tetikleyen bir risk oluşturur mu yani bu östrojen maalesef hormonu? Maalesef oluşturuyor. Peki, ama çok büyük değil. Evet.
Çok ama büyük değil. Ama yine de 100 kişide 7 kişide belli bir zaman sonra etkisi oluyor. Hı hı. Onun için doğal östrojenik hormonları, özellikle bizim bifazik ya da trifazik dediğimiz, hani böyle adetin bir döneminde bu ilacı kullan, adetin bir döneminde şu ilacı kullan, evet, ya da şunu kullan denen çok yoğun hormonlarda maalesef bu gelişim 3-4 yıl sonra bile ortaya çıkabiliyor. Hı hı. Halbuki sentetik estrojenlerde daha az, doğal östrojenlerde bu etki binde 7'lerde falan iyice düşmüş bir şekilde görüyoruz. Evet, o yüzden hani bazı ülkeler tümüyle doğal sürece bırakıyor. Bazı ülkeler doğal destekleyicilerle kontrol ediyor. Mesela Doğu olduğu gibi doğal destekleyicilerle yapar. Çin, Hindistan, Tayvan vesaire, Japonya, bu ülkelerde soya ve buna benzer birkaç bitkinin kullanımı var. Donkoiler vesaireler. Bunlar menopozu bunlarla geçiştirdikleri için daha az meme kanseri, daha az prostat. Bu arada onları gıda olarak da kullandıkları için erkeklerdeki prostat kanserini de bir tık azaltıyorlar, hı hı, gibi. Ama eğer sadece risk faktörü olarak bakarsak yüksek hormon, evet, buna sebep olabiliyor maalesef. Ve özellikle stresin oluşturduğu hormonların da yine yüksek miktarda hormon üretebilme kapasitesi var. Dediğim gibi dışarıdan alınan ilaçların, ki bazen tedavi amaçlı oluyor. Ve ilginç bir tarafı, eskiden erkeklere prostat için östrojen türevi verilirdi. Onların da erkeklerde meme kanserini arttırdığını biliyoruz şimdi. Onun için o tip preparatlardan uzak durmaya gayret ediyoruz. Alkol kullanımı karaciğer hasarı yaratacak düzeyde ise ve eğer kişideki östrojeni yıkamayacak derecede bir östrojen, hı hı, karaciğer hasarı varsa, bu da meme kanseri için etkindir. Bazen radyasyonların da meme kanserine etkin olabildiğini biliyoruz. Daha doğrusu radyasyon her türlü kanserde, tabii, etkin. Tabii. Onun için hani durduk yere fazla miktarda akciğer filmi kaplıcalarda önerilen sürelerin dışında ve uzun süre kullanımı. Biliyorsunuz bir kaplıca günde 15 dakikadan 15 gündür. Eğer bir saat kalıyorsan o sadece 4 günlük bir kaplıcayı kullanıp ayrılma zorunluluğunu getirir. Yoksa kemik iliğinden memeye, tiroidden paratiroide, bütün organlarda ciddi bir radyasyon hasarı meydana getirebilir ve memede de maalesef kanser için tetikleyicilere dikkat etmek gerekiyor. Anladım. Bunlar da tüm risk faktörü olarak gördüğümüz, hı hı, şeyler. Yani radyasyonun bu kadar ciddi bir şekilde bir durum getirdiğini açıkçası tabii insanlarımız çok fazla bilmiyor. Yani radyasyondan korunmak için elimizden geleni yapmamız gerektiğini farkında değiliz. Özellikle telefonlarımız başucumuzda uyuyoruz maalesef. Özellikle gençlerde bu çok fazla bu şekilde kullanım söz konusu. Manyetik alanla ilgili çok basit bir şey. Telefonlar mikrodalga yayıcılardır. Hı hı. Mikrodalgayı yemek ısıtmak için şeyde kullanıyorsun, mutfakta kullanıyorsun sonuçta. Evet. Yok, ben mikrodalgaya da biraz karşıyım hocam. Hiç kullanmayı düşünmüyorum. Ya yani onlar iyi izole edildikleri, evet, ve yemek piştikten sonra, evet, bir dakika kadar beklendiği sürece çok büyük bir sorunları yok. Anladım. Ama elinizdeki telefonların şeyi, tabii, açık. Herhangi bir şekilde maalesef bunu koruyor. Tabii, haklısınız. Korumuyor. Ve bize zarar veriyor. Bu arada bahsettiğim radyasyonun, hı hı, etkisi hosteslerde yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıktı. Çünkü hosteslerde sürekli yüksek irtifada uçmak maalesef şey de getiriyor. Hani atmosferin bizi kanserden koruyabilecek kadar kalın olmadığı alanlarda var olmak gibi bir sorun meydana getiriyor. Hı hı. Buralarda görülebilecek hasarlarda meme kanserini arttırabiliyor. Onun için denir ki çok yüksek irtifalarda uçuşta, ben çok özür diliyorum. Estağfurullah hocam. Şarjımda bir, çok hızlı tüketti bu program. Olsun hocam, hiç problem değil. Siz şarjınızı kullanın. Şimdi. Yo, ben hazırlamıştım. Ha, öyle mi? Tamam. Ama inanılmaz hızlı tüketti.
Doğrudur hocam. Şimdi doğum konusuna da geçeceğiz ama sigara, alkol bunlar etkiliyor dedik. Radyasyondan bahsettik hocam. Risk faktörleri aslında çok fazla. Yani düşündüğümüzde ki meme kanserinde herkesin de bildiği gibi erken teşhis çok çok önemli. Peki muayene konusuna gelecek olursak hocam, kendimizi nasıl muayene edebiliriz? Yani tam olarak yaş sınırını bilmiyorum fakat bir ultrason çekilebiliyor meme için ama diğer yöntemler de var. İşte memeyi bu tam olarak bilmiyorum makinenin ismini ama o şekilde 40 yaşından sonra zannedersem daha fazla tespiti için, kanser türlerinin tespiti için bir muayene var ama biz el ile muayeneyi nasıl yapmalıyız? Yani nasıl yapmalıyız? Tabii bunu biraz göstermek zor olacaktır bizim için ama lenf bezlerimiz yani koltuk altı bölgemizden mi başlamamız gerekiyor? Bunun yöntemlerini, detaylarını ilk biz nasıl hissederiz? Bunu biraz açabilir miyiz hocam? Şimdi soru güzel. Hemen hı-hı söyleyeyim. Koltuk altı lenf bezlerimiz hemen şurada yerleşiyor zaten. Biraz hocam yukarı doğru kaldırabilir miyiz? Tam görebilmemiz için. Görüyor musun? Evet. Hemen koltuk altı lenf bezlerimiz burada. Peki hı-hı biz niye sizi muayene ettirtiyoruz? Şundan. Bak. Burada ops, görüntün kaydı. Şuradaki lenfi görüyor musun? Evet hocam. Hı-hı. İşte bu yüzden yapıyoruz onu. Şunu yakalar mısınız diye. Çünkü eğer kişi kendini muayene ediyorsa hem öncelikle memeyi hem de koltuk altını muayene etmelidir, haklısın. Bir de meme ilginç bir organdır. Bu bir MR görüntüsüdür. Evet. Biraz yukarı kaldıralım hocam. Tabii. Evet. Cilt altına doğru şöyle hı-hı uzantılar verir meme. Evet, yüzden net gözüküyor. O yüzden bazen bunlar şey olarak elinize sertlik olarak gelebilir hı hı ya da normal doku olarak gelebilir. Ama aslında meme sadece şu dokudur. Burada mühim olan muayene ederken elinizi nasıl kullanacağınız. Eğer şöyle kaçırarak muayene ediyorsanız kitlelerin %90'ını atlıyorsunuz zaten. Evet. Bu da önemli olan, bakın. Elinizi şöyle ilk 3-4 parmağını bir araya getirip şöyle yaptığınız zaman evet ve buna belli bir baskı uyguladığınız zaman ama hafif, buradaki bütün kemik, damar, sinir, her türlü yapıyı hissedebiliyorsunuz. Aynen öyle. Şu an ben de deniyorum hocam. Gayet de hissedebiliyoruz. Onu kastediyorum. Hı hı hı. Ve bunu hem bir kere banyoda ayaktayken yapıyorsunuz. Özellikle eliniz hafif sabunluyken. Çünkü yumuşak kayması memenin içindeki yapıların altından şu kayma etkisi nedeniyle parmak tarafından kolaylıkla hissedilmesini yani sağlıyor. Yani ultrason gibi hocam. Aslında kendimizi ultrason almış gibi oluyoruz o kayganlığı sağlayarak. Şimdi ilginç bir şey söyledin. Aslında gerçek bir şey. Hassasiyeti 5-6 misli arttırıyorsun. Evet. Ve kendi kendini sürekli muayene eden bir kadının 6-7 milim büyüklüğe kadar memedeki kitleyi yakalayabildiği gösterildi. Ki ne kadar büyük yani, bir faktör aslında. Tabii ki bize hastaların çoğunlukla 2 santim ve üstü geldiğini düşünürsen 6-7 milim inanılmaz bir oran. Tabii ki. Şimdi burada aynı zamanda bir şey daha var. Böyle hı-hı sabah, bu arada tabii ruhunuzu korumak için de önce bir aynanın karşısına geçtiğiniz zaman her sabah bir kendinize merhaba deyin. Kendinizi bir sevin. Tabii ki o bizim olmazsa olmamız. Tabii, mutlaka. Ama çünkü bütünsel bakış önce sen iyi olacaksın ki beden iyi olsun. Kesinlikle. Bakar. Banyoya girerken ayda bir kollarını hı-hı şöyle yukarı kaldırıversinler. Evet. Bunu yaptıklarında meme yukarı doğru hareket eder. Eğer içeride hareketi bozacak bir kitle varsa bu hareketi engeller ve memenin o bölümünü içeri çeker. Yani bir orada çukurluk mu oluşur hocam? Çukurluk, şişlik, hı-hı asimetri, o tarafa doğru kayma, memenin kayması gibi bir şey. Hı-hı. Kendinize hı-hı bakmadığınız sürece bu detayı fark edemezsiniz. Anladım hocam. Hocam çok özür dilerim. Müdahale etmek istemiyorum ama süremizden dolayı bir reklam aramız olacak. Yaklaşık 1,5-2 dakikalık. Ardından tekrar devam edelim hocam. Çok teşekkür ederim. Konumuz devam edecek. Evet değerli izleyenler, kısa bir aramız olacak. Çünkü meme kanseriyle ilgili daha konuşacak çok şey var. Tedavi yöntemlerinden de bahsedeceğiz. Evrelerinden bahsedeceğiz. Birazdan tekrar birlikteyiz.